أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Nasılsınız abicim? İyisiniz. Allah razı olsun. Çok iyiyim. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah abi. Allah'a şükür olsun. Elhamdülillah. Bugün benim böyle bayağı meşgul eden bir şey var. Bunlara da dedim bugün bir rüya gördüm bunlarla kalın. Ama düşünce olmaz ki yani. Onunla kalkınca benim düşündüğüm günün tersini öyle. Adem, konumuz kanun, şey namus. Yani rüya, ondan sonra üzerine durmayacağız yani. Kanun, Adem dahilde olandır sende. Mastardır biliyorsunuz. İsim de denmiş. Adem hem mastardır Arapçada, hem isim olarak geliyor. Madum ise ismi mefuldur. Madum. Şurada yazmıştım onu. İsmi onları yazdım da burada duruyor. İsmi meful. İsmi meful demek mektup, mazdum, mağdur gibi. Fiili kendi üzerine ceyran ediyor. Yani ismi meful demek failin fiili kendi üzerine geçen kelime. Ne demek? Mektup. Sonra mektup, mazlum, mağdur. Tamam gibi. Mastar ne demek? Mastar. Bir şeyin sudur ettiği menba, fiilin şahsa ve zamana bağlı olmayan şekli, fiil, okumak, vurmak, yani yazmak. Kimse yok ortada. Yazmak. Yazdı mı, yazıldı mı, yazılacak mı? Mastar ya. Ondan sonra bir de şeyi söyleyeyim size. İsmi fail ise kendisinden fiil, iş çıkan kimsenin sıfatı mesela, hadim, katip gibi. Fail yani, olayda fail. Neyse o konu değil. Bugün konumuz, kanun yapacağız da. Şimdi, madum, ismi meful, kendi üzerine ceyran etmiş. Neyse, dediği rüyada, Adem mastardır, madum ondan türetilmiş. Kendi üzerine cehran ediyor. Kendisinde içsel çöküntü Adem. Adem zulümatları. Madum ise kendisi sebep olmuş. Yani şöyle. Adem'i kabul var Risale'de. Bir de kabul Adem var. A ile başlıyor. Adem'i kabul. K ile kabul Adem. Adem'i kabulle kayıttıktır yani. Din meselesi de benim değil. Kabul Ademken, Adem'ini kabul etmek bir iddiadır. Akıl hareket etmesi lazım. O Adem'i kabul gibi değil. Birincisi lakayt, ikincisi fail. Adam yoktur diyor Allah. Kabul Adem. Allah yoktur diye fikir yürütüyor. Adem'i kabul ise Allah benim meselem değil diyor. Böyle bir ihtiyacım da yok diyor. Ne lehte ne aleyhte mevzu bahis etmiyor. Bu mevzu bahis etmeyen, ya benim Allah'ım meselem değil, ismim meful de olur. Yani yapması gerekenleri yapmamakta üzerine ceyran etmiş. Ne oldu öyle yapmayla? Allah ile ilgilenince ne olur? Ötekisi ise İlgilenmemek şöyle dursun. İlgileniyor menfide. O kabul Adem. Rüyada
Öyle gördüm. Adem kendi içsel yapısı, bu yani içsel çöküntü ama madem ise içsel çöküntünün sebebiyet verdiği harici sebep var.